Evet. Peki hocam, polip nedir? Polip, kalın bağırsakta, safra kesiğinde, midede olabilir. Yani lümenli organlar ya da uterus rahimde de olabiliyor. Evet. Lümenli organlarda gelişen hücresel bozulmanın oluşturduğu böyle et beni gibi yapılar. Onlardan giderek bir genetik mutasyondan dolayı oluşuyor bunlar. Giderek ilerleyip tümörler oluşumlar bunlardan meydana gelir. Sonra kansere mi dönüşür? Sonra kansere dönüşür tabii. Bizim mesela arkamdaki yazıda ben hastalara hep şeyi gösteriyorum. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi var arkamda. Der ki 51-61 yaşında olmak üzere gelen hastalar iki kez gastroskopi ve kolonoskopiye davet edilir. Evet. Burada amaç şimdi gençken sorun yok ama 40-45 hele de 50'den sonra yani bu bir gerçek hücresel bozulma başlıyor. Yani DNA'da kırılmalar başlıyor. Bazı hücreler onu onaramıyor ve işte polip gibi daha ileride tümöre, kansere doğru dönebilecek filizler oluşuyor bağırsakta veyahut da midede. Evet. Şimdi teknoloji şu an bu noktada. Kolonoskopi yapıldı diyelim ki 52 yaşında birine. Böyle geldi, konuştuk falan filan ve de yaptık. Polipleri var, aldık, temizledik. Ve bu işte tübüler adenom gibi, tübülöz adenom gibi tipleri vardır. Onlardan biri çıktı. Şimdi tam tersini düşünelim. Gelmedi. Ve o işte kanama oldu, hastalık ilerledi. Videoz adenom polip bu sefer kansere döndü. Kanser evreleri geçirdi. Şimdi bu adam ameliyat olması gerekecek. Sonra kemoterapi görmesi gerekecek. Belki radyoterapi görmesi gerekecek. Belki de kurtulamayacak. Bütün bunlardan hem kendine zarar, devlete, ülke ekonomisine zarar. Oysa kolonoskopi yaptırmış olana dönelim tekrar. Polip alındı, adam evine gitti. Tümör olabilecek bir şey vardı, onu aldık dedik. Gözünüz aydın. Bitti, bu kadar. Bunların hiçbiri olmayacak. Sadece diyeceğiz ki mesela 1,5-2 yıl sonra bir daha yaptır. Olursa bir daha temizlenir. Bu adam kalın bağırsak kanseri olamayacak. Böyle bir vakti olmayacak çünkü. Yani kontrolü altında olduğu evet. için.